Şimdi Elazığ'da Yolüstü köyünde fay hattındaki yarık bölge hakkında konuşunca böyle halkta bir tedirginlik oldu. Hı hı. Peki o yarık aslında fay kırığı mı? Depremi tetikler mi soruları akla geldi. İşte onun cevabı geliyor şimdi. Elazığ fay hattındaki yarık tedirginlik yarattı. Elazığ'da 17 Şubat'ta meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından Yolüstü köyünde oluşan metrelerce uzunluktaki yarık paniğe neden oldu. Buradaki yerel halkı paniğe sevk eden kırık ya da fay kırığı dedikleri yeri incelemeye geldik. Yapılan incelemelerde köyde oluşan yağın fay kırığı olmadığı, Keban Barajı Gölü üzerinde bulunduğu için sıvılaşma nedeniyle oluştuğu tespit edildi. Buradaki durumun çok tipik bir sıvılaşma örneği olduğunu gördük. Dolayısıyla bu ortaya kırık gibi çıkmış olan yapı da sıvılaşma sonucu oluşmuş bir yapı. Çünkü biz 4.6 büyüklüğündeki depremlerde ne yüzey kırığı görürüz aslında ne de sıvılaşma görürüz. Literatürde çok az örnekleri vardır. Burada sıvılaşma olmasının sebebi buradaki zeminin zaten bir baraj gölü tabanı yani yeni güncel çökeller olması. Peki oluşan sıvılaşma depremi tetikler mi? Sorunun cevabı uzmanından geldi. Dolayısıyla burada halk için korkacak bir durum yok. Fay kırığı değil. Bu sıvılaşmanın yeni deprem oluşturması gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü sıvılaşma deprem sonucu olan bir olgudur. Yani depreme bağlı oluşmuş bir durum. Ancak deprem oluşmasıyla hiç alakası olmayan bir durum. Evet. Fay hattındaki sıvılaşmadır, olası bir durumdur ve depremi tetiklemez. Duymak istediğimiz sözler aslında böyle net. İnşallah. Hani bilime dayalı, tabii. araştırılmış, temeline inilmiş nispeten. Ama tabii o açıklamalar gelmeden insanda büyük korku yaratıyor tabii şu görüntüleri bakınca... görmek. Yani fay hattının bu şekilde devam ediyor olması... Yani yaşananlar zaten sürekli hafızalarda. Tabii bilime burada ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bu yıllardır çalışmalar söz konusu. İşte arkadaşlarımız da bu işin uzmanı. Baktığın zaman hani en azından bu mutlaka, zan olayı ortadan kalkıyor. Evet, zan olayı fakat dünyada kaç tane örneği vardır mesela? Yani bilim adamlarının da ne kadar bilimsel çalışmalar, veriler toplanmıştır bugüne kadar ama bunun gibi kaç örnekle karşılaşmıştır mesela evet. bu beyefendi? Tabii. Özellikle gerçekten. Deprem sonrasında yaşanan bu doğa hareketleri lütfen. Diyelim. Mesela deniz çekiliyor. Birçok yerden duyduk işte o haberleri evet. vesaire. Tabii bir enerjisel durum var. Bir taraftan medcezir dediğimiz gelgitsel hadiseler evet. var. Bütün bunları hani kalmadan bilimin ışığında ve sadece bilimdeki arkadaşlara inanarak yolumuza devam etmemiz lazım. Evet. Yoksa türlü hurafeler de şuradan rahatça çıkabilir aynen, yani. Aynen ne olur işte öyle tarihler yok o demiş o öyle demiş. Yani bunlar gerçekten sadece... Zaman kaybı zaten kaygılıyız. Kaygılıyken bizi biraz daha buna sürüklemenin, kendimizi buna sürüklemenin manası yok. Yani her duygu karşısında biz eğer ya da her duyduğumuz karşısında böyle çökersek asla mantıklı bir şekilde düşünerek Doğru. harekete geçemeyiz. Onun için aynen çok önemli. Lütfen bu tarz hurafelere de inanmayalım. Bu arada hatırla